Yine Aşık Şenlik'ten rahmetli Şenlik Baba sanki bunların temeline kara at yazılıydı. Her zaman bir kara at bulurdu. Rahmetli Şenlik Baba bir gün kara atı biner, Kars'tan çıkar. Günün bir gününde Çıldır kazasının İrişli köyünün önünden geçerken, o zaman gelinler, kızlar, tabiatın o yeşilliklerinde gezdiği sırada rahmetli Şenlik Baba, kara atın bir hasiyeti vardı ki nerede çamur bulsa orada yatardı. Şenlik Baba kara ata dedi, kara at, sen bilirsin bu gelin, gelen gelinden kızdan utan da beni şu çamurda bırakma. Sanki kara at bir şey bilirmiş gibi çamuru o bir tarafa geçmeden suyun orta yerinde yattı. Fakat Şenlik Baba'nın elinde saz yok. O zaman kızlar tanımıyor. Kızlar yine gidelim, bu yolcunun atı çamura batmış, çıkaralım dedi ama elindeki o demirleriyle Şenlik Baba'nın atına vurunca Şenlik Baba baktı ki bu atın ömrü tez biter. O zaman kamçıyı saz ederek bakalım kızlara ne der. Kızlar gelirdim karşısın elinden, yer kaldırın belinden. Kimiz kuyruğundan tutun, kimiz yalından. Deh deyin kızlar, deh deyin. Kaldırın kızlar, deh deyin. Bir benim atıma, deh deyin. Muhalifti gözlüğün, kimiz lokma vurun, kimiz bizliğin. Bir yanını yıkın, bir yanını düzlüğün. Deh deyin kızlar, deh deyin. Bir benim atıma, deh deyin. Kaldırın kızlar, deh deyin. Eksi olmaz göllerinde ördekle gazı. Var olsun iriştirin gelini kızı. Deh deyin anam, deh deyin. Kaldırın kızlar, deh deyin. Bir benim atıma, deh deyin. Şenliği bakar ki ismimi söylemesem kızlar atı öldürecek. Belki ismimi diyem de merhamete geleler, demir vurmayalar kıra ata. Ne hoş olur bu yerlerin havası, neşi olmaz koç yiğidin devası. Budur size kul şenliğin duası, deh deyin anam, deh deyin. Deh deyin, bir benim atıma, deh deyin. Kaldırın beni, deh
var kaç yaran var, ben bilirim Mevlam bilir. Ben bilirim Mevlam bilir. Kızakla gezmek mümkün. Ben toplam genişliği 118 kilometre kare olan bu gölü bir takım özellikleriyle size tanıtmak istiyorum şimdi. Çıldır Gölü ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olup bir tektonik çukurlaşma alanı içinde lav akıntısı suretiyle oluşmuş bir tatlı su gölü sevgili seyirciler. Buyurun. Efendim ben demiştim ki köylü balık avlamak yanında yazın ve kışın su ihtiyacını özellikle de bu suyun içilebilir niteliğinden dolayı gölden temin ediyor. Nasıl oluyor bu iş? Gölden yazda kışta gölden içiyoruz. Yazın zaten donmuyor biliyorsunuz. Hı hı. Kışın donuyor. Peki Muhtar, şimdi bu kadar donmuş bu. Bunu nasıl açabiliyorsunuz? Bize bir gösterir misiniz? Nasıl suya varıyorsunuz? Romla kazmayla açıyoruz. Geceleri gene akşam oldum gene kapanıyor. Şimdi aldık. Belki iki defa yapıyorlar. Evet. Açıyorlar bunu. Evet. Göl üzerinde köyün kıyısında yaklaşık olarak bunlardan kaç tane vardır bu su deliklerinde? Bu su şeylerinden belki var 15-20 tane var köyün etrafında. Her tarafta da var. O tarafa değil, bu tarafı böyle değil. Evet. O tarafa evet. Her tarafta evet. Gidiyor. Allah kolaylık versin Muhtar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Gir. Sevgili seyirciler. Ama şey bu. Kameranın üstüne değil mi var? Bir iki ağır attım şey, eğilsin mi eğilsin? Eğil de ağır at abi. Eğil eğil. Sigarayı sütür. Sigarayı sütür yok. Dodağını sütür. Oğlum da aşağı yukarı gidip gelmiyor.
Evimiz Ocağımız programında daha sizlerle birlikteyiz ve bu kez program ekibimizle birlikte Kars'ın Çıldır ilçesinin Kenarbel köyünde Akgün ailesinin evinin kapısını çaldık. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar, misafir ettiler ve bu programımızı onların evinden yapıyoruz. Ben ailenin bütün fertlerine merhaba diyorum önce. Oldukça kalabalık çünkü sayıları ve sırayla ailenin en büyüklerinden başlayarak tanıyalım lütfen sizleri. Önce sizden başlayalım. Adınızı ve soyadınızı söyler misiniz? Ne işle meşgul oldunuz? Hacı Akgün. Ne işle meşgulsünüz? Marangozluk yapıyorum. Evet, şimdi sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız nedir? Soyadım Zeynep Akgün. Zeynep Akgün. Evet. Sizi tanıyalım. Seyfettin Akgün. Evet. Kenarbel köy muhtarı Süleyman Akgün. Evet, kızlar sizi tanıyalım sırayla. Arzu Akgün. Arzu Akgün. Filiz Akgün. Evet. Aysel Akgün. Bir de... Kenan Akgün Akgün. Evet. Şimdi sıra çocuklara geldi. Atakan Akgün. Adnan Akgün. Ercüment Korkmaz. Evet ve bir korkmaz var aramızda galiba. Ve en küçüğümüz de Tarık Akgün sanıyorum. Evet. Müdürün çocuğu olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere ve ben yine söyleşimize sizden başlamak istiyorum Sayın Akgün, ailenin reisisiniz. Bu kadar geniş Akgünler, hepsi bir arada mı yaşıyor? Bir arada yaşıyoruz, evet. Hepsi de bu köyde mi doğdu büyüdü efendim? Bu köyde doğdu büyüdüler. Peki biraz anlatır mısınız bize aile düzeninizi, ailenizin diğer fertleri de burada mı? Yoksa büyük bir bölümü aslında şu anda aramızda değil mi? Büyük bir bölümü aramızda değil. Ankara'da ekseriyeti, İstanbul'da memurdurlar. Evet, çeşitli büyük şehirlerimize dağılmış durumdalar. Evet. Peki köyde yaşamakta olan, ikamet etmekte olan başka akrabanız var mı? Var. Evet. O zaman diyebiliriz ki Kenarbel köyünün yarısı Akgünler'de evet. dolu değil yarısı, mi? Yarısı, hemen hemen yarısı Akgünler. Evet. Peki efendim siz mesleğinizi söylerken marangozluk dediniz. Evet. Neler giriyor bunun içine? Neler yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz? Doğramacılık yapıyorum, bina yapıyorum. Her evet. türlü ağaçla yapılan her şeyi yapıyorum. Mesela bunun içine doğramadan başka neler giriyor? Başka neler? Size ne yapmak için insanlar getiriyorlar? Diyelim ki ağacının tahtasını, bana şunu yap. Araba yaptırıyorlar, kızak yaptırıyorlar, saz yaptırıyorlar. Her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi yapıyorum, yani. Masa yapıyoruz. Evet. Peki saz yapıyorum dediniz. Evet. Saz ustalığı evet. şüphesiz ki marangozluktan çok ayrı bir kavram evet. değil mi? Evet. Bir ustalık isteyen, sanat isteyen bir şey. Aynı zamanda çalıp söylerliğiniz de var mıdır? Var efendim. Yoksa bu ilgiden mi kaynaklanıyor saz? Var. Evet. Ondan kaynaklanıyor tabii. Peki kızak yapıyorum dediniz. Bu çok ilginç. Türkiye'mizin başka bir yerinde pek kolay rastlanmayan bir meslek olsa gerek değil mi kızak evet. yapımı? Ne kadar zamanda çıkarıyorsunuz bir kızağı? Bir günde çıkarıyorum. Şu büyük atların çektiği evet. kızaklar değil mi? Peki küçük kızaklar da yapıyor musunuz? Bunu da yapıyorum. Çocuklara yapıyorum evet. Torunlarınız çok şanslı o zaman. Teşekkür ediyoruz size ve hemen size geçiyoruz. Siz de Akgün ailesinin evet. yaşlı fertlerinden birisisiniz. Evet. Bir gününüzü bize anlatabilir misiniz? Nasıl geçiyor gününüz? Sabah evet, zannediyorum bir hanım için, bir ev hanım için en zaruri, gerekli olan şey sudur değil mi? Suyunuz var mı? Tabii, suyu çocuklar getirir. Yani evinizdeki musluktan akmıyordu. Yok, akmıyor. Nasıl taşıyorsunuz suyunuzu? At kuzeyine taşıyoruz. Yani çocuklar diyorlar, nereden alıyorsunuz peki, çeşme var mı? Köyün içinde çeşme var 3 tane. Oradan alıyoruz. Peki kalabalık bir ailesiniz. Bunun kullanım suyu var, içme suyu var, yemek için değil mi? Suyu işte veririz. Yetiyor mu peki? Çeşmelerin suyuyla getirilmiyor, devamlı getirilmiyor. İdare ediyor evet. diyorsunuz. Kaç torununuz var diye sorsam bir rakam verebilir misiniz, hatırlıyor musunuz? Ben kaç torunumuz var ki? burada 5 tane var. Hepsi Ankara'da. Benim 2 tane kendi oğlumun 2 çocuk. Evet. Torunum var oğla. Evet. Allah bağışlasın. Evet, bunlar da bütün kaynımın çocuklarının evet. törenleri. Onlar da sizin evet. torununuz sayılır evet. değil mi? Allah yani bağışlasın. Bir evde hep. Hep bir evdesiniz. Evet. Bu hep bir evde yaşamanın zorlukları evet. var mı? Bir. 5 eltiydik bir evdeydik. Onlar çekildi, köşk gittiler. Ha.
İki ilti bir gelin kaldı burada. Şimdi sorunlar da azaldı mı? Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Şimdi size dönelim. Siz hangi işle iştigal ediyorsunuz acaba? Sabahleyin kalktım erken saatte, malla boynum kaçıyor. Siz de böyle çok erken saatlerde mi? Tabii, ben erken saatte kalkıyorum. Peki, hayvancılıkla uğraştığınızı söylediniz. Hangi hayvancılıkla istiyorsunuz? İnek, koyun bizde. Evet. Peki, zorlu kış günlerini yaşadığınız şu sıralarda hayvanlarınızın beslenme sorununu nasıl hallediyorsunuz? Bize bir zararı yoktur hayvanımızın. Ahurlarımızda besini yapıyor. Peki, yani şunu demek istiyorum. Her taraf otla kaplı değil, kar var. Nereden buluyorsunuz onu? Yazın, yazın biçerek. Kışın yedirerek. Yani onları depoluyorsunuz. Tabii. Kışın çıkarıp yediriyorsunuz. Evet. Peki, ya kış uzun sürerse? Ona göre ayarlamışız biz. Beşinci ayın sonuna kadar. Tedbiriniz var yani. Evet. Tedbiriniz var. Peki, sizin kaç çocuğunuz var? Beş. Beş çocuğunuz var. Okuyorlar mı? Birisi Ankara'dadır şimdi. Öyle mi? Dördü çocuktur. Ankara'ya niye gönderdiniz? Okumak için gönderdim. Okumak için gönderdiniz. Evet. Peki siz doğma büyüme bu köyden? Bu köyden. Evet. Sanıyorum. Hiç dışarıya gitmeyi ya da köyünüzü bırakmayı düşündünüz? Ben düşünmedim. Köyümü severim, köyümde oturacağım. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz size. Nice mutlu zamanlar diliyoruz köyünüzde. Şimdi size gelelim. Siz buyurun. Hangi işle iştigal ediyorsunuz? Ben Kenan Bey köy muhtarıyım. Evet. Ziraatçıyız. Hayvan bakımı yaparız. Hı hı. Bu ziraatla köyün evlerimizin geçimini düzenleriz. Ve köy ihtiyaçlarımız vardır. Hı hı. Çeşmesi, suyu, yolu, mezarlık, ihate duvarları, ne bileyim artık, çeşitli sorunlarımız var bize göre. Evet. Muhtarlara göre çeşitli sorunlarımız var. Siz aynı zamanda muhtar olma sorumluluğu taşıdığınız evet. için bütün bunları düşünmek zorundasınız evet. sanıyorum. Peki sık sık ilçeye ya da şehre iniyor musunuz görevinizde? Hemen hemen her gün aynı kazaya gitmek üzereyiz. Kazaya, vilayete karşı. Ulaşımınızı sağlamanız kolay oluyor mu? Biraz güç oluyor. Evet. Yolların her istediğim zamanda da olabilir. Evet. Herkes istediğimiz saatte araba bulamıyoruz. Evet. Vasıta bulamıyoruz. Sonra sağlık durumunda bizim evlerimiz vardır. Evet. Hemen hemen 47 para köydür. Evet. Hemen hemen hepsinde vardır. Bunun fakat hiçbirinde eve yoktur. Yok sayılır. Evet. Sağlık konusunda önemli sorunlarınız var. Evet. Alınan ilaçlar olduğu gibi çöpe atılıyor. Evet. Anlıyorum. İnşallah bu sorunlar kısa sürede çözümlenir muhtar ne diyelim. Öyleyse. Çok teşekkür ediyoruz size ve küçüklerden bir tanesine dönüyorum ben. Sen okuyor musun? Evet. Biraz yüksek sesle konuş, seni duyalım. Okuyor. Evet. Nerede okuyorsun? Tamam, ilk. Burada okuyorsun. Evet. Kaçıncı sınıf öğrencisisin? 3. Peki bu karda kışta sen oynayacak yer bulabiliyor musun? Ha? Evet. Nerelerde oynuyorsun? Her taraf kar, buz. Kızak mı kayıyorsun? Herhalde kızak kayıyorsun. Senin ağzından kolay kolay laf alamayacağım. Ben ailemizin genç kızlarına dönmek istiyorum şimdi. Arzu, en başta sen oturuyorsun. Önce seninle konuşalım. Sen bize bir gününü şöyle özetle bir anlatabilir misin? Sabah kaçta kalkıyorsun? Saat 6'da falan kalkıyorum. Kahvaltı falan yapıyorlar. Hı. Ondan sonra temizlik falan. Evet. Misafir. Arzucuğum, bu kadar çok kişinin bir arada yaşadığı bir evin işlerini halletmek herhalde pek kolay olmasa gerek değil mi? Evet. Üstelik suyunuz da yok. Nasıl hallediyorsunuz? Nasıl el ele verip yardımlaşa çözüyorsunuz bu sorunu? Herkes bir işin ucundan mı tutuyor? Evet, herkes bir işin ucundan tutuyor. Hı hı. Mesela sana düşen işleri bize biraz anlatabilir misin? Bütün işleri yapıyor musun? Hayır, bana şu oda düşüyor. Sen onların bakımıyla ilgileniyorsun. Evet. Peki yemek işine kim bakıyor? Yemekleri annem gibi bakıyor. Ben onlar yapıyor. Anlıyorum. Peki yanındaki Akgün'ü dinleyelim şimdi. Sen neler söyleyeceksin günlük yaşantınız hakkında bize? Ama arkadaşım söylediydi, biz de erişkin saatlerde kalkıyoruz. Hı-hı. Ev işleri işte, bulaşık, çamaşır. Hı-hı. Diğer zamanlarımız var, el işi. Bazen dikiş yapıyoruz. İşte bunun gibi bir şey. Evet. Peki boş zamanınız hiç oluyor mu? Valla
Bazen oluyor, bazen olmuyor. İşlerimiz fazla oluyor. İşlerinizin fazla olduğunu tahmin ediyorum. Eğer olursa öyle küçücük zaman dilimleri, genç kızlar bir araya gelip bir şeyler yapıyor musunuz? Evet, ama zaman zaman oluyor. Neler yapıyorsunuz? Hani şöyle şarkılar, türküler falan. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor, çok güzel. Peki şimdi de seni dinleyelim. Senin adın neydi? Aysel Akgün. Aysel. Aysel, sen zannediyorum biraz daha küçüksün ablalarından. Evet. Değil mi? Kaç yaşındasın? 14 yaşında. Okuyor musun? Beşi bitirdim. Beşi bitirdin. Evet. Yani okuman yazman var. Bütün bu eğitimini aldın. Ondan sonra bıraktın. Evet. İster miydin daha okuyun? İsterdim. Babam gile okumadı. O imkanın olmadı diyorsun. Evet. Peki. Senin nasıl geçiyor günün? İyi. Çok iyi. Arkadaşların var mı? Arkadaş çevren evet. Var mı? Var diyorsun. Peki. Sana da teşekkür ediyoruz. Evet. Sizinle hiç konuşmadık. Biraz da sizinle konuşalım. Siz de bu evin hanımlarından birisisiniz. Evet. Nasıl geçiyor bir gününüz? Sizin üzerinize düşen görevler neler bu zor şartlar altında? Hepsi de benim üzerimde işlerim. Zorluğum. Siz yoksa planlıyor musunuz? Sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın falan diye. Benim bir kız var. İş beraber yapıyoruz. Paylaşıyorsunuz. Evet, malımız, oyunumuz. Ekmek pişirmek, çamaşır. Ekmeğinizi falan. De kendiniz yapıyorsunuz. Peki hayvanların bakımıyla da hanımlar mı ilgileniyor? Evet. Sağ mı bilmiyorum, sağ mı yapıyor musunuz? Evet. Hayvan olduğuna göre mutlaka. Peynirini yapıyoruz. Her şeyinizi kendiniz yapıyorsunuz. Yağını yaparız, her şeyini kendimiz. Ne kadar zor bir hayat. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Fakat tabii doğal ve güzel bir hayat olsa gerek. Ailemizin fertlerinden birinin güzel bir özelliğini biliyoruz biz. Akgün ailesinden Arzu Akgün sesinin güzelliğiyle tanınıyor, türkü söylemesiyle tanınıyor. Zannediyoruz Arzu bizi kırmayacak ve bize küçük bir türkü okuyacak ve şenlendirecek bizi, değil mi Arzu? Biliyorsun hiç utanmak, sıkılmak yoktu. Baştan konuşmuştuk seninle ve söyleyeceğim demiştim. Küçük bir şey söyle bize, hadi. Elinin ayağına evet Arzu, seni dinliyoruz. Sıra düştü. Söyle Demet. Ne söylersin, ne söyle, bir tane söyle. Mutlaka bak, hepimiz bir tane türkü biliyoruz. Ben bile biliyorum yani. Kız dedi. Dön deminki gibi. Hadi çabuk. Yok söyleyecek. Ne biliyorsan onu söyle. Hangisi kolay biliyorsan onu söyle. Hadi bak, çok üzüleceğim ama sonra. Buraya geldiğime üzüleceğim. Vallahi üzüleceğim. Bir tane bildiğin. Bas, o çocuk oynamasın orada. Çocuğu girer ya. Bas da. Serin sulu bulahlardan, bulahlardan. Serin sulu bulahlardan, bulahlardan. Yeşil yaprak budaklardan, budaklardan. Lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan. Size selam, size selam getirmişem. Lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan. Size selam, size selam getirmişim. Gatar gatar turnalardan, yeşil başlı sunalardan hey. Gatar gatar turnalardan, yeşil başlı sunalardan hey. Lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan. Size selam, size selam getirmişim. Lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan. Size selam, size selam getirmişim. Evet, Arzu'ya hep beraber alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana Arzu. Ve çok teşekkür ediyoruz sizlere, Akgün ailesinin sevgili kardeşlerim. Sana çok teşekkür ediyoruz Arzu. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sayın Muhtar, şu anda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin sınırına 500 metre kadar bir şey ya var ya yok. Evet, değil mi? Var, evet.
Bu kadar kısa mesafede bulunmak bir yabancı ülkeyle. Evet. Herhangi bir sorun yaratıyor mu sizin? Hayır, bizim için sorun yaratmıyor. Bizim askerimiz vardır burada, karakolumuz var. Sonra bekçilerimizin tüfekleri var. Hı hı. Sonra hiçbir şey aklımızdan geçmiyor. Onların yani korkacağımız, gelecekleri, geçecekleri diye bir şey. Hiçbir şey ürpetmiyor bizi. Peki güvenlik açısından emniyettesiniz. Evet. Herhangi bir sorununuz yok. Peki bu orada olan bitenleri, çok yakın bir mesafede olup bitenleri duyduğunuzda radyodan, televizyondan, evet, basından... Herhangi bir ürperme, bir korku falan geçiriyor musunuz? Bundan, burnunuzun dibinde neler oluyor gibi? Bundan 15 gün önce... yaşadık, açık evet, bir örneğini yaşadık. Açık bir örneğini yaşadık. Bize bir haber verdi askeriye, muhtarlığa. Biz tedbirimizi aldık. Herhangi bir şey olmasın evet, diye. Gelen soydaşlardan, Edilbeycan soydaşlarımızdan buraya geçerlerse bunlara işkence... böyle öldürme şubu olmasın, bunu hemen emniyete destek olun, bildirin. Evet. Biz de hemen o durumu oluyor. Geçen bu akşam bizim buraya bir turist olarak turist gelmişti. Hemen ben duydum, adamları göremedim. Hemen haber verdim ben askeriye. Evet. Ve yakalandılar. Anlıyorum. Bu tür ufak tefek belki problemler çıkabilir ama onun dışında herhangi bir şikayetimiz yok. Yok, evet. Çok güzel. Tabii buralara kadar gelip de buraların kendine özgü bir yemeğinin tarifini almadan gitmek olmaz bizim evet, için. Bunu da size soralım. Bize hangi yemeği tarif edersiniz? Ne hangi yemekleriniz katmer var? Katmer söyleyirsinizse katmerin hamurunu yaparız. Katmer ince, diye bir şeyimiz evet, var. Evet. İnce yufa açarız. Yağlarız. Büker. Elimizle böyle şey yapar. Atarız fırına. Bunlar katmer. İçine hiçbir şey koymuyor mu? Koymaz. Peynir, yani, kıyma koymaz. Patates şey koymaz. Peki. Boş da olur. Bir de sizin kazınız meşhur değil mi? Kazı da. Nasıl yapıyorsunuz? Kuru darık keserken. Tuzur. Basarık. Getirerek evet, getirerek pişen zamanı pişirerek sonra da afiyet. Kırarık. Yer. İster patates katar, ister pirinç katarsın. İki olur, türlü de evet, olabiliyor evet, diyorsunuz. Şüphesiz çok lezzetli oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sağ size. Size ve tabii Akgün ailesinin bütün sevgili fertlerine çok olun, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir evimiz ocağımız programında daha Akgün ailesinin konuğuyduk. Kenar Berk köyündeydik. Bakarsanız yarın da sizin kapınızda tıklatırız. Birlikte olmak dileğiyle program ekibim adına hoşça kalın diyorum. Ders öğretmiyormuşum gibi. Az önce sen de dinliyorsun. Daha önce deneyimi vardı önceden zaten. Ben rahat oturun öyle dinleyin. Rahat oturun. Ha, bu tarafa rahat rahat bakın. Karşıya Muhtar Bey'e bakın. Allah aşkına. Ondan hanıma bakıyorsun. Tamam. Bir var mı? Bir yok. Muhtar Bey'i dinliyorsunuz. Kızlar mı? Evet, evet. Siz yani, siz ufaklık, siz. Her şey. Peki. Şu çakır, lan delikanlı, çamurları yıkamadın ya. Bak, bak, bak. Kayıt. Birlikte bugün Kars ilimizin sınırları içerisinde bir tur attık.
çeşitli bölümlerini gösterdik Doğu Anadolu'da sürmekte olan günlük yaşantının. Şimdi de bir evde, bu evde yaşayan sakinlerle birlikteyiz ve istiyoruz ki onlar da bize anlatsınlar günlük yaşantılarının nasıl olduğunu. Efendim merhaba, önce sizi tanıyalım. Merhaba. Adınızı ve soyadınızı söyler misiniz? Sayın Akgün, gününüz nasıl geçiyor efendim köyde? Günümüz hayvancılık, rehberlik. Köy halkının geçim kaynağı daha çok bu söylediğiniz konulara mı dayalı? Evet, ziraatçılık yapıyor. Hı hı. Köy halkı, arpay, buğday. Evet. Peki şu anda bütün her taraf karla kaplı, her hatta karla, buzla kaplı. Kışın ne yapar köyünüzün halkı? Kışın evde malla, koyunla, şununla bununla uğraşır. Başka bir yapacak işimiz yok. Bütün bu sözünü ettiğiniz koyunlar, inekler hepsi kışın herhalde dışarıya çıkarılmadan muhafaza ediliyor değil mi? Bunun için gerekli yeriniz var mı? Var efendim. Nasıl şartlarda yaşıyor hayvanlarınız? İçeride kalıyorlar. Dışarı suya çıkarıyoruz, getiriyoruz, yemini veriyoruz. İşte hı hı. Böyle bu vaziyette. Hı hı. Yaza kadar barındırıyoruz. Geçim kaynağınız onlara dayalı olduğuna göre şüphesiz onların sağlığı da sizin için en az insan sağlığı kadar önemli olmalı diye düşünüyorum ben. Herhangi bir hastalık falan görülüyor mu hayvanlarınızda? Bazen görülüyor. O tür durumlarda ne yapıyorsunuz? Veterineriye muhtar bildiriyor. Oradan geliyorlar, bakıyorlar, hayvanlara aşı falan yapıyorlar. Hı hı. Peki sizin işiniz nedir? Benim işim marangozluk. Siz hayvancılık ya da ziraatle değil, marangozlukla evet. ilgileniyorsunuz. Baba mesleği falan mı bu? Baba mesleği evet. Herhalde ondan öğrendiniz ve devam ettiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz işinizde bir gün boyunca? Saat kaçta kalkarsınız, kaçta işinize başlarsınız? Saat 7'de falan kalkıyorum. Artık işlerime bakıyorum. Atölyeniz var mı? Var efendim. Evinize yakın mı? Yakın, evin hemen yanında. Peki bir günlük çalışma süreniz aşağı yukarı ne kadardır? Sabah 7'de kalkıyorum dediniz, oldukça erken bir saat. 8 saat falan çalışıyorum. Maşallah. Teşekkür ediyoruz size. Şimdi sizi tanımak istiyoruz. Sağ olun. Kenarbel Köy Muhtarı Süleyman Akgül. Evet Sayın Akgül, sizin bir başka sorumluluğunuz daha var. O da muhtar olmanız. Evet. Köyünüzün sorunlarını bize özetleyebilir misiniz? Günümüzün sorunları... Öncelikle reçteriz, çiftçiyiz, yani gelir kaynaklarımızı buradan talep ediyoruz. Fakat bizim arazilerimize bakılmıyor. İleriye bildiren olmamış. Şimdiye kadar toprak tahlilimiz, gelirimiz olmuyor. Sonra başka sorunlarımız yine vardır. Çeşme, su, yol, köy halkının... Bütün köy halkı ile birlikte paylaştığınız sorunlar. Peki köyün günlük yaşantısını biraz da siz muhtar gözüyle bize anlatır mısınız? Evet. Köyümüzde sabahleyin kalkarız saat 5'te 6'da. Kış mevsimlerinde hayvanlarımızın bakımını yaparız. Suyunu veririz, yemini veririz. Ondan sonra gider hayvanların acıktığı sıraya kadar kahvede otururuz, eğleniriz. Yine gider hayvanlarımızın bakımını yaparız. Yine akşam oldu muydu saat 6 sıraları kahveye gideriz. 9-10'da evimize geri döneriz. Zaten o kadar erken kalkıldığına göre biraz da erken yatmak gerek sanıyorum. Evet. Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz size muhtar. Sağ olun, size de teşekkür ederim ve TRT'ye de teşekkür ederim. Evet. Şimdi sizi tanıyalım lütfen. Seyfettin Akgün. Ne yapacağız? Pardon bu uzak... Tamam. Evet. Sayın Akgün, siz hangi işle ilgileniyorsunuz? Köyde oturuyorum, çiftçilikle ilgileniyorum. Şimdi kese kese gidiyorum. Son anıma bakıyorsun. Köyde oturup çiftçilikle uğraşıyorum. Gördüğümüz kadarıyla, hatta bir bölümünü yaşadığımız kadarıyla paylaştığınız şartlar hiç de kolay değil Sayın Akgün. Soğuk havanın etkisi bir yandan, karın etkisi bir yandan, daha pek çok uğraşmak zorunda olduğunuz sorun var. Bu tür kötü şartlar sizi ne oranda etkiliyor? Çocukların sağlığı, sizin sağlığınız, günlük yaşantınız nasıl etkileniyor bu zor şartlardan? Köyde oturup erken saatte kalkıp malım
Kayfaya gidiyorum. Akşam saat 3'te geri dönüp tekrar malımı kayırıyorum. Çelle çocuklar işte dışarı bırakmıyoruz. Kış olduğundan dolayı. Çünkü doktor falan pek yetişmiyor buraya. Evet. O meseleden çocukları devamlı içeride eletiyoruz. Diyelim ki istenmediği halde bir sağlık sorunu ortaya çıktı. Çocuklardan biri ya da birkaçı hasta oldu. Onları ne kadar sürede en yakın sağlık merkezine ulaştırabiliyorsunuz? Ne kadar uzaklıktasınız? Çıldır'a götüreceğiz. Çıldır'daki doktor şayet Kars'a götürün derse 85 kilometre Kars yoludur. Ayrıyeten bir vesayet tutacağız. Çıldır'da olacak bir ilaç tedavisi varsa Çıldır'daki doktor geri gönderebiliyor. Sayın Akgün, günlük yaşantınızı bize anlattınız ama kış denince insanın aklına bir de bitmek bilmeyen uzun ve soğuk kış geceleri geliyor. Bu gecelerde nasıl vakit geçiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Evinizde mi oturuyorsunuz, kahveye mi gidiyorsunuz? Komşular bir araya gelip toplantı yapıyorlar mı? Biraz bunlardan söz eder misiniz? Kış geceleri bizim burada tezeğimiz boldur. 5. aya kadar bizim tedbirimiz alınmıştır. Bu yüzden akşam olunca yattığımız sırada tezeğimizi doldurar yatarız, sabaha kadar evimiz soymaz. Geceleri bazen aşıklar da gelebilir, kayfelerde otururuz, topluluğumuz olur, bazen misafirlik olur. Zaman öyle geçer herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizlere günlük yaşantınızı, bir parça da gecelerinizi, akşamlarınızı anlattığınız için. Şartlarınız hiç de kolay değil. Biz de bunu yaşadık, paylaştık. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Sağlıklı ve mutlu, nice güzel günler diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, böylece biz bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Elbette ki sorunların sonu demek değil bu. Buradaki insanlar yine aynı sorunları yaz gelip karlar eriyinceye kadar paylaşacaklar, yaşamaya devam edecekler. Biz istedik ki onların bugünlük yaşantılarından bir parçacığını aktaralım sizlere ve onların sıkıntılarını birazcık da olsa hep birlikte paylaşalım, yaşayalım. Evet, onlara gönülden kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın. En güzel düşünüyorum. Ne bu? Bak oğlum, ablana bak. Bana bakıyorsun, ben bir şeyler anlatıyorum sana. Şurada böyle sağlıklı. Bir de bu yana bak. Bu ne bu? Gülme, gülme ama. Dinle. Ha yavrum ben. Yere bak. Koç. Maş. Tamam. Biz de bu kapısı hiç alalım. Ekrana bak, şey, kamera... Sevgili seyirciler, Doğu Anadolu'da hayat zor. Doğu Anadolu'da kar uzun zaman yerden kalkmıyor.
Size bu şartları bir ölçüde göstermeye çalıştık bu programımız içinde. Hava çok soğuk. İnsanlar bu şartlar altında yaşamak, karınlarını doyurmak ve yaz yeniden... Sevgili seyirciler, Doğu Anadolu'da hayat zor. Doğu Anadolu'da kar uzun süre yerden kalkmıyor. Sizlere bu zor şartları bir ölçüde göstermeye çalıştık. Ama şartlar ne olursa olsun, insanlar yaşamak, karınlarını doyurmak ve yaz yeniden gelinceye kadar hayatta kalmak zorundalar. Kar uzun süre yerden kalkmıyor dedik. Ama ulaşımı sağlamak, belki hastaları bir yerden bir yere götürmek ve hayvanlar için yiyecek bulmak gerek. Ve bunlar sizlere daha önce de gösterdiğimiz atlı kızaklarla gerçekleştiriliyor. Sizi tanıyalım. Ben Naşit Aktaş, Şenerbil köyünden. Ne yapıyorsunuz kızakla? Adadan ot getiriyorum hayvanlara yedirme için. Adadan dediniz ama ben şimdi burada bir ada görmüyorum. Yoksa biz bir gölün üzerinde miyiz? Buzun üzerindeyiz, gölün. Evet. Gölün üzerinde buz tutmuş şu anda. Gölün üzerinde ot kızakta yüklü burada bekliyoruz. Yani normal zamanda ada olan ve ulaşımı olmayan bir yere siz şimdi kızakla gidip gelebiliyorsunuz. Evet. Normal yazın salla gider otları biçeriz. Kızın kızakla kışın otları getiririz. Evet. Bunları nereden buluyorsunuz? Bu karda, kışta, soğukta bunlar nereden bulunabiliyor? Bunları yazın biçiyoruz. Ha. Tırpanla biçiyoruz, yığın yapıyoruz. Kışın da kızakla buzun üzerinden getiriyoruz. Hayvanlarınızı bunlardan başka bir şeyle besleme şansınız yok sanıyorum, değil mi? Yok, sadece samanla otla besi yapıyoruz hayvanlarımıza. Evet, bu yetiyor mu? Yetiyor. Onların yaza çıkmasını sağlıyor diyorsunuz. Evet, yaza çıkmasını otla samanla sağlıyoruz. Peki bu ulaşımınızı sağladınız ve hayvanlarınızın yemini taşıdığınız kızaklar kim tarafından nerede yapılıyor? Burada Hacı Usta tarafından yapılıyor. Hacı Usta yapıyor, Kenarbel köyünde Hacı Usta var, o yapıyor, biz de kızakları koşuyoruz. Tamamıyla elde yapıyor sanıyorum. Evet, tamamıyla elde yapılıyor. Evet. İçinde bulunduğunuz şartlardan memnun musunuz? Şimdi bu durumda kış nedeniyle memnun değiliz. Hava soğuk, kış, yollar şey yaptığı anda kızaklarla, yani kazaya, köylere gidiyoruz. Hasta ulaştırmada falan sorunlarınız oluyor mu? Bazen oluyor, yollar kapanınca kızaklarla yani gidebiliyoruz. Evet. Peki köyünüzün yazı nasıl olur? Şu anda çok soğuk bir hava var, soğuk bir akşam yaşıyoruz. Ben burada kardan ve beyazdan başka hiçbir şey göremiyorum. Yazın nasıl olur burası? Yazın çok güzel olur, yeşillik olur her taraf. Şu göl çok muazzam olur. O zaman bize bir an evvel yazın gelmesini dilemek kalıyor, değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz de size teşekkür ederiz. TRT ekibine buraya kadar geldiği için çok çok teşekkürler ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet. Sırda çekeceğiz biz sizi. Gelsin ya. Gelin. Koşuna çekme. Sana değil. Merhaba sevgili seyirciler. Bir Aşığın Sazı programında daha sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Bu kez program ekibimizle birlikte Kars'ın Çıldır ilçesinin Kenarbel köyünden sesleniyoruz sizlere. Ve yanımda gördüğünüz kişileri sırasıyla tanıtmak istiyorum ben sizlere. Çıldır ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sayın Ziyaettin Korkmaz. Halk aşığı ve saz yapım ustası Sayın Hacı Akgün. Ve Aşık Mehmet Erkani. Hepinize ben merhaba diyorum program ekibimiz adına. Burası daha doğrusu Çıldır. Sanıyorum ünlü ozanımız, ünlü halk aşığımız Aşık Şenliğin yaşadığı yer, değil mi? Evet. Onunla ilgili ilk temel bilgileri sizden alalım istiyoruz Sayın Korkmaz. Efendim. Aşık Şenlik 1850 yılında Çıldır'ın yakın su kasabasında dünyaya geldi. Eski adı Suhara köyüydü. Kadir Ağa'nın oğludur. Zalka Hanım'dan dünyaya gelmiştir. O da fakir bir aile çocuğu olup 10-11 yaşlarında koyun kuzu güder, keklik avlar, ördek avlar dere boylarında. Bir gün dere kenarında yine ördek avlarken yorulur, bir dinlenmek ister azıcık. Uykusu gelir, uyur. Uyuyakalır. Nihayet uykudan biraz sonra bade verilir kendisine. Ve halk aşığı unvanını alır.
Bir gün sonra köyüne döndüğünde annesi Zalha Hanım tedirgindir, oğlunu arar, perişan olmuştur. Köyün imamını çağırır, derdini imama anlatır. İmam da birlikte oğlu Hasan'ı ararlar. Nihayet Hasan perişan bir vaziyette gelir. Hasan oğluna sorar annesi, oğlum nerede kaldın? Artık bu zamana kadar hiç okur yazarlığı olmayan, bir usta aşıkta görmeyen, aşık şenlik mahlasını alan Hasan, o zamanki hocaya başından geçenleri, rüyasında gördüklerini ve kendisine badenin verilişi... Sayın Sani'den dinleyelim. Alemde yattığım yerden nece yüz bin hayal duşuma geldin. İbemi canıma saldı bir ataş, sevdiğim sayılatın duşuma geldin. Eynine geymişti gaflet lüzumu, kör olaydım aşmayaydım gözümü. Bir tanıyır halde gördüm özümü, gayet muhabbeti hoşuma geldi, gayet muhabbeti hoşuma geldi. Hakine geldim yüzüne, bir çelme değmedim şirin sözüne. Ne yazık bakmadım gıyar gözüne, ayaman surahı kıyameti karşıma geldi, surahı kıyametin karşıma geldi. Sayın Erkani, aşık şenliğin karşılaştığı olayları hocaya anlatışını gayet güzel, evet, saza dökerek söyledi bize. Hı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sayın Korkmaz, dilerseniz devam edelim kaldığı yerden. Tabii aşığımızın efendim. Hayatına. Memnuniyetle efendim. Bunu anlatır. Daha sonra kızı götürecek arabacıyı bulur. Der ki kardeşim, sen bu kızı bizim kapının önünden götüreceksin. Eğer mümkün olursa atının koşum takımlarında bir bozukluk meydana getir. Hiç olmazsa Hürü'yü şu gidişini bir defa göreyim. Evet. O sırada tam kapısının önünden ertesi gün bütün atlılar araba giderken gelin alayını Şenli Baba hasta yatağından çıkar, karşılar kapısının önünde. Dünden arabacıyla anlaştıkları için arabacı koşum takımlarını bozmuş, Şenli'nin kapısının önünde gelin alayını durdurmuşlardır. Şenli Baba dertli dertli köşenin bir kıyısında sakladığı sazını, kırık sazını çıkarır, yeni düzen vermeye çalıştığı sazını çıkarır ve orada giden Hürü'ye söyler. Dilerseniz bunu da aşığımız yine Mehmet Oktay dile getirsin efendim. Evet, Sayın Erkani'den dinleyelim. Evet, memnuniyetle. Bir alay asker yanında diyesen kandı bu giden, rütbesi vezir namında hikmi sultandı bu giden, hikmi sultandı bu giden. Baştan ayağa canım yolunda sadava, inmez mi bizim otalay, kime mihmandı bu gider, kime mihmandı bu gider. Görse yarını çeker mi nahuzarını, sevişenliğin serini sevdaya saldı bu giden, sevdaya saldı bu giden. Ne kadar duygulu bir ağıt değil mi? Evet. Giden sevdalının arkasında. Evet. Aşığımız sevdalısını da böylece yitirdikten sonra ne yaptı acaba? Evet.
Aşığımız sevdalısını yola vurduktan sonra artık başka hayallere dalar. Memleket sevgisi, millet sevgisi daha ağır basmaya başlar. Biliyorsunuz o zaman Osmanlı-Rus savaşları, Anadolu adım adım, bölge bölge, kent kent, işgal, istila ve yağma ediliyordu. Zor yıllar, evet. Evet, rahmetli Şenli Baba'nın hayatının genç zamanı, 26 yaşları falan, işte bu devrelere rastlar. 1876-1877 Osmanlı-Rus savaşlarının korkunç heybeti ve korkunç toprak kaybettiğimiz sıralar arasılar. Bu durum rahmetli Şenli Baba'yı fevkalade üzer. Artık memleket türküleri söylemeye başlar. Destanlar, hikayeler, kahramanlık türküleri söylemeye başlar. Mevcut halkı galeyana getirir. Bu durumunu sezen Rus generali kendisini böyle bir halk arasında propaganda yapmaması için askerlerine getirtir ve bir odada ifadesini almak ister. Şenli Baba çok büyük bir kahramanlık örneği göstererek burada aşığımız müsaade ederseniz ilk dörtlüğünü söylesin. Rus generalına cevap verir. Rus generalı sorar ki Osmanlı Devleti'ni mi istiyorsun yoksa bizleri mi istiyorsun? Şenli Baba hiç çekinmeden Hulusi Kalp'ten bilsen fikrimi ben ol Allah'tan al Osmanlı isterim diye memleket duygularını, millet sevgisini, vatan sevgisini dile getiriyor ve kahramanlığını gösteriyor. Rus generali de kendisini ödüllendiriyor. Müsaade ederseniz onu da bir dörtlüğünü söylesin. Tabii lütfen varsa. Sazınızla sözünüzü dinleyelim. Kabilden bilsen fikrimi ben Mevla'dan al Osman'ın isterim. Merhamet sahibi Rahmen Gani nesli mürsel hükmü hanın isterim. Nesli mürsel hükmü hanın isterim. Evet, Aşık Şenlik seçimini gayet güzel bir şekilde anlatmış Rus generalini. Evet. Bir de meşhur mu meşhur bir 93 koçaklaması var sanıyorum ona ait, değil mi? Biraz evet. Bundan söz edelim mi? Neler yatıyordu bunun temelinde? Evet efendim, ben de oraya gelmek istiyorum zaten. İşte meşhur 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı tarihimizde 93 savaşlar olarak bilinir. Bu savaşta büyük yenilgiye uğrarız. Doğu Anadolu göçe zorlanır. Köy köy, kent kent, yayla yayla, oba oba göç başlar. Rahmetli Şenli Baba'yı bu durum üzer. Gidenleri, göçe gidenleri, evini, yuvasını, yurdunu terk edenleri durdurmak ister. Bu kahramanlık türkülerini köy odalarında, kahvehanelerinde, köy meydanlarında, şehirlerde söyler. Ama ne yazık ki Şenli Baba çare olamaz. Bir gün yine Yıldırım Tepe'nin arkasında bakar ki köylüler atlarıyla, affedersiniz, eşekleriyle, arabalarıyla yataklarını, yorganlarını vurmuş, başka köylere hicret ediyorlar. İşte bunları durdurabilmek için Şenli Baba meşhur 93 koçaklamasını söyler. Müsaade ederseniz söyleyeyim efendim. Lütfen, buyurun. Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İsterse Moskov ne ki var gelsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Kuşanın kılıcı, giyinin donu, kavga bulutları sardı her yanı. Doğdu koç yiğidin şan alma günü, can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Kuşanın kılıcı, giyinin donu, kavga bulutları sardı her yanı. Doğdu koç yiğidin şan alma günü, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Asker olan bölük bölük bölüner, bozatlar üstünde kılıç çalınar. Sandınız mı Kars kalası alınar, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Kavga günü namert sapa yer arar, er olan göğsünü düşmana gerer. Cem-i evrah bizimle imtihana girer, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Benasferdir bilin Urus'un aslı, orman yabanisi balıkçı nesli, hınzır sürüsüne dalın kurt misli, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Şenlik
ne durursuz, atları binin, sıyra kılıç düşman üstüne sürün, artacaktır şanı Al Osman'ın, can sağken yurt vermeyiz düşmana. Evet, teşekkür ederiz. Sağlığınıza sağlık. Tabii bunu söyleyen aşığımızın da zamanında sözüne, sözüne sağlık diyelim. Bu 93 kuşaklamasını da böylece ele aldıktan sonra aşığımızın bundan sonraki hayatına geçebiliriz sanırım. Tabii efendim. Aşık çeşitli aşıklarla karşılaşır. Şenliği Baba'nın adını duyan, sazını alan herkes aşık Şenlik'le karşılaşmak ister. Ama maalesef kendisi büyük deryadır. Çarpan geri döner. Ve Aşık İzanı gibi meşhur bir Ermeni aşığını mest eder, yener. Ondan sonra kendisine gelen çeşitli aşıkları yener, geri döndürür. Bunların içerisinde isimlerini saymaya bilmiyorum, gerek var mıdır? Daha sonra ünü sınırlarımızın dışına taşar Şenli Baba'nın. Rus, İran aşıklarıyla değişir. İran'dan kendisi davet edilir. Ve bir de bir suikast düzenlenir. Niçin efendim bu suikast düzenlenmiş? Kimseye bir zararı dokunmayan, insana çekemeyenler mi varmış acaba? Tabii efendim. Şenli Baba gerçekten hak aşığı olup söylenenleri, kendisine sorulanları bilen, çevresinde de evli olarak nitelendirilen, çok sevilen bir insan. Ümmi bir aşık dediğimiz, okur yazarı olmadan çok büyük sorulara cevap verebilen, gerek dini, gerek milli, gerekse coğrafi bakımdan Anadolu'yu, dünyanın bütün köşesini, bucağını hikayelerinde, şiirlerinde konu eden bir şair olduğu için artık bu mesleğin erbabı olan insanlar kendisini çekemezler. Evet. Tarih sahnesinden silmek isterler. Gideceği zaman annesi oğlunun gitmesini istemez. Fakat ısrar eder. Şenli Baba ısrar eder. Gidip dönsem de bir, dönmesem de bir, onu bilerek yola çıkar. Nihayet İran'a gider. İran'da 40 meşhur aşıkla karşılaşır. Evet. Bunların 40'ını da yener. O zamanlar aşıklar yenildiği zaman sazlarını teslim ederlerdi. Şenli Baba'ya 40 aşık da teker teker getirir, sazlarını teslim ederler. Evet. Tabii Şenli Baba bu sazları tekrardan geri vermiştir. Daha sonra kendisine zamanla tesir edebilecek bir zehir verirler. Şenli Baba bu zehrin tesirini alır, yavaş yavaş hastalanır, rahatsız olur. Yola düşer. Tabii o zamanlar bugünkü ulaşım araçları olmadığı için rahmetli Şenli Baba da Anadolu'nun yollarına düşer. Köy köy, kent kent gelirken Rus topraklarından geçer. O zaman Osmanlı Rus sınırında bir şehirlik var. Oradan geçerken Hozu köyünden geçer. Hozu köyünde kızı vardır. Kızının yanına uğrar. Evet. Çok ağır hastalanır. Artık memleketine, silahına kavuşamayacağını anlar. Burada da son sözlerini söyler. İsterseniz bu son sözlerinde yine çevremizde ozanlık sanatını sürdüren, aynı zamanda saz ustalığı yapan ozanımız Sayın Hacı Akgün. Evet. Evet. Sayın Akgün, rica edersek aşığımızın son sözlerini siz söyler misiniz? Söyle. Ben alırcağız nümune değil. Şenliğim per yadı geçte, haçini zendeleyeyi saldıga meyflatini.
benden olan yan, bu derdi ben yükünü çeker giden başın eder. Çok teşekkür ediyoruz. Sazınıza, sözünüze sağlık diyoruz. Evet, aşığımızın son sözlerini de böylece dinledikten sonra herhalde gerisinde hazin bir olay onun ölümüdür. Evet. Değil mi? Evet. Ölmüş olsa bile bugünlerde yaşıyor. Hala söyledikleri sazla, sözle bu toplantılarda değil mi? Halk evet. arasında evet. söylene geliyor. Tabii. Ne mutlu ona, ruhu şad olsun Tabii. diyelim. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için size, sazınız, sözünüzle programımıza katıldığınız için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Kenarbel köyündeydik ve Aşık Şah'ın anısındaydık. Kendisini bir kez daha...